Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet, çiftler buluştu. Zeynep bugün davara gelmek istedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi davarda. Muhtemelen bir saat sonra falan geri gider. Ama bugün niyeyse gelmek istedi. Şu yan tarafında bir kaşıntı var. Sanki böyle uyuzluk gibi. Hemen iğne vurdum arkadaşlar. Oraya mavi sprey sıktım. Böyle iç dış parazit iğnesi var. O iğneden vurdum. Hemen toparlar muhtemelen. Daha yeni oldu çünkü. Orası kaşınıyor. Aynı bunun gibi pamuk da olmuştu. Böyle yavrulayan köpekler de niyeyse böyle strese mi giriyorlar, ne yapıyorlar? Bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Hemen gerekli iğneyi falan vurdum. Paşayla da bir eş oldukları belli. Yani genelde birbirlerinden ayrılmıyorlar arkadaşlar. Mükemmel bir çift oldular. Bakalım yavruları ne durumda? Yavrular nasıl olacak? Hayırlısı. Şimdilik her şey güzel. Nereye gitti lan o? Dedim göğsü vuracak herhalde dedim ama vurmadı da. Bu arada sabah koyun ve kuzulara ot ilacı yaptık. İğnelerini vurduk. Çünkü yeşil yoncudan dolayı bunların zehirlenme oluyor arkadaşlar. Bu yüzden zehirlenmemeleri için kuzulara da koyunlara da annelerine de ilaçlarını vurduk inşallah bakalım. Çünkü yeşil yonca bizim burada çok fazla var. Yani yabani yonca arkadaşlar. Bunları ekiyorlar normalde birçok yerde. Fakat şöyle göstereyim. Bakın şunlar, bu yerdekiler yonca arkadaşlar. Hayvan da bunu yiyince özellikle de aç karnına yiyince çok şey oluyor arkadaşlar. Zehirleme oluyor. Zehirlenmemeleri için biz de iğnelerini vurduk. Bakalım inşallah bu sene bir sıkıntı olmaz. Hadi lan, hadi hadi. Yap yap. Yanaştım az da, yanaştım az da. Arkadaşlar yavrular fena adamcı olacak. Özellikle karabaş. Karabaşlı zalim. Gel ölü, gel ölü. Gel oğlum karabaş, gel oğlum karabaş. Gel ölü. Gel
bırak. Oğlum oğlum oğlum. Birbirinize de girmeyin. Gel oğlum. Birbirinize niye uyuyorsunuz ya siz? Zalim, hep senin hataların bunlar. Bu dağlıya yüklenme. Aferin oğlum. Sakin olun. Sakin olun aslanlarım. Paşa abileri de hemen yetişiyor. Oğlum paşa, senin bu şeyin sanki sıkıyor gibi lan. Tasma. Durma. Kavga yok, durma. Selam. Bak bak. Uyuma benim kara başıma. Telefonu ezeceğim. Gel oğlum, gel. Evet arkadaşlar. Köpeklerimiz yabancılara karşı böyle. Yavrular özellikle. Paşa öyle adamcı bir köpek değil yani arkadaşlar. Hani çok böyle adama saldıran bir yapısı yok. Zaten havlamayı unutmuş gibi bir şey. Böyle havlayan bir köpek de değil. Çok sessiz bir köpek. Bunu zaten görüyorsunuz. Videolardan da izliyorsunuz. Çok nadir havlayan bir köpek. O da ancak evde, yani evin önünde geceleri böyle tehlike sezip de çıkamadığı zamanları havlıyor genelde. Başka türlü ormanda daha çok nadir böyle havladığını gördüm. O da genelde böyle, bazı köpek var ya, o havlar. Ama paşa öyle kesinlikle bir şey görmediği sürece, bir şey hissetmediği sürece havlamıyor yani. Yavrular tabi, yavrularda öyle bir durum yok. Yavrular poşet görseler havlıyorlar şimdilik. Ve karakterleri oturdukça değişebilir tabi bu durum. Şöyle bir size, orada bir arkadaş vardı. Nasıl davrandıklarını gösterdim. Köyün içinde de böyleler işte. Araba geçse, başka insan geçse aynı bu şekilde saldırıyorlar. Şimdi bilen neyse de, bilmeyen için sıkıntı. Geçen gün bir abinin bacağına sırmış arabaş. Pantolonunu yırtmış. Arabada motor bisikletle geçerken. Böyle sıkıntı olmaya başladılar köyün içlerine arkadaşlar. Tabii şimdilik sıkıntı yapıyorlar. Zamanla oturaklaşır tabii. Hani biraz ağırbaşlı olmaya başlarlar. Şu an tam bir genç çağları. O yüzden sıkıntı oluyor. Olmuyor değil. Ama inşallah düzelecek. Zalımın ayağına gelince de eskisi gibi değil. Basıyor arkadaşlar. Ben biraz şeyden çok korktum. Hani bizde bir duman vardı biliyorsunuz. Onun ayağını da işte kendi sahibi ezmiş. Kırılmış tam onun ayağı. Ve sargı sarıyorlar. Sargıyı ısırıyor köpek. Bacağına durutmuyor. Onun ayağı mesela kısa kalmıştı. Diğer ayağına göre. Bu zalımın ayağı da kısa kalacak diye korkmuştum. Fakat şu an bastığı zaman görüyorum ki aslında kısalık yok. Kalça kısmında arkadaşlar. Hala hafiften bir acı var. Oraya dokundurtmuyor. Muhtemelen o yüzden daha basamıyor böyle koşarken. Normal yürürken basıyor arkadaşlar. Öyle hani hafif sekse de. Basıyor ve ayağının tam hani yere ikisinin de eşit olduğunu görünce biraz içim ferahladı. Çünkü arkadaşlar zalım gerçekten cesaret olarak diğerlerinden bir tık daha şey fazla. Böyle boğuşta falan zaten tilkiye de ne yaptığını gördünüz. Hani işlerinde tabi karabaş okun yoktu ama karabaş olsa bile karabaş genelde havlamayı tercih eden birisi. Böyle hani tutup ısırayım işte parçalayayım falan böyle çok nadirdir. Ama zalım boğuş için birebir bir köpek arkadaşlar. Cesaret konusunda. Bir tırpan yemediği için hani
Nasıl diyeyim size? El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyo sanarmış derler ya. Şu anda bizim yavruların modu o. Hiç diğer köpeklere karşı böyle bir boğdurmadım. Onları ezdirmedim. Bu yüzden cesaretleri kırılmadı köpeklerin, yavruların özellikle. Bunlar şöyle 1,5-2 yaşlarında oturdukları zaman gerçekten yabani köpeklere karşı, hani başka yabancı köpeklere karşı çok ciddi derecede sıkıntı çıkaracaklar gibime geliyor. Bakalım arkadaşlar. Tabii şimdi Zeynep ve Paşa'nın yavruları da yetişiyor. Eğer hoşuma giderseler arkadaşlar, duruma göre, daha net bir şey yok. Oradan iki yavru kendime, iki erkek yavru kendime almayı düşünüyorum. Ve Zeynep'i de muhtemelen bırakmayacağım arkadaşlar. Aslında bir dişi bir erkek düşünüyordum. Fakat iki erkek alacağım Paşa'nın arkasına sağlam olsun diye. Bir de Zeynep olmuş olacak. Bu sefer ama 5-6-7 köpek olacak arkadaşlar toplamda. Bu biraz sıkıntı olur ama nasıl olacak ona bir hal çaresine bakacağız yani. Çok da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Duruma göre bir hal çizeceğiz. Şu anda net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü yavruların daha ne olup ne bittiğini göremedim. Zaten isteyenlere de şu anda sahiplendirmiyorum diyorum herkese. Zamanı gelince bir açıklama yapacağım bu konuda. O zaman herkes zaten almak isteyen alır. Bu şekilde arkadaşlar. Yani sizlere arkadaşın sayesinde gösterme fırsatım oldu. Adamcılar, yavrular çok adamcı. Böyle adam parçalıyorlar. Hele evin önüne hiç sokturmuyorlar arkadaşlar. Ormanda neyse evin önüne yabancı birisi gelsin yani geçemez. Ben aşağı inmediğim sürece evin önüne giremez yani. Isırıyorlar çünkü ciddi derecede. Adamcı olmaları aslında bir yönden iyi. Bizim için biraz kötü çünkü evimiz koyun içinde. Koyun içinde olduğu için gelen giden eksik olmuyor. Bu yüzden çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani yarın bir gün adamın birini ısırsa, adam da gelip bir sopa vursa ya da çekse silahını vursa, hani bir şey demeye diyemezsin arkadaşlar yani. Köyde ise bağlı durmaları lazım, hani bağda durmaları lazım. Kimseye bir zarar gelmesin yani sonuçta. O yönden kötü adamcı olması. Ha, ormanda iyi bir şey ama evin yanında bizim için kötü bir şey. Bakalım inşallah biraz oturaklaşırlar. Bu durum biraz şey olur. Zaten vahşi hayvanlara karşı bir dahaki sene, bu sene hadi böyle geçti ama arkadaşlar, Allah nasip ederse bir dahaki kışı görersek emin olun bizim sürüden bir tane bile kurtlar şey alamaz. Koyundur geçtirin fark etmez. Alamaz çünkü niye diye derseniz, gerçekten çok böyle sürüyü sahipleniyor yavrular. Özellikle dağlı bu konuda gerçekten görevini layıkıyla yapıyor. Çok geziyor. Gezdiği için de bir köpek 7/24 aktifse arkadaşlar ne olacak? İlla ki sürünün kenarında dolanan vahşi hayvanları, kurtları, murtları fark edebilecek. Fark ettiği andan itibaren diğer yavrular böyle hüze gibi gidiyorlar paşayla birlikte. Daha birisi hav desin hepsi orada. Yani hemen oraya seyrediyorlar. Bu güzel bir şey. Birbirlerine çok destek veriyorlar. Genelde paşa, karabaş, zalim böyle sürünün içinde falan yatmayı tercih ediyorlar. Dağlı geziyor sürekler. Bunu videoda görüyorsunuz zaten. Dağlı da gezdiği için bir şeylerle karşılaşan, ilk karşılaşan dağlı oluyor. Haliyle dağlı da havliyesi hepsi gidiyorlar. Yani bu şekilde bunlar eğer Allah canlarını sağlayıp da bu şekilde yetişirseler, yani gerçekten bizim sürüden kurtların geçi koyun alması çok zorlaşacak. Ha, imkansız değil ama gerçekten çok zayiatı çok minimum seviyeye düşüreceğiz gibi geliyor bu yavrularla birlikte. İnşallah bakalım. Eski köpeklerimizi aratmayacaklar inşallah. Tabii bir de düşünsenize, iki tane de paşa gibi iki tane de bir yavru yetiştirdiğimizi, yani hangi kurt cesaret edip gelebilecek? Yani iki tane de oradan erkek, aynı babalarına benzeyen paşa gibi şöyle iki tane daha köpek olsa ortalığı yırtarlar yani. Önlerine köpek gelse öldürürler. Kurt murt zaten hikaye olur. Her türlü hayvana karşı mücadele ederler diye düşünüyorum. Tabi bakalım bunlar nasip kısmet. Allah nasip
ederse olacak şeyler. Öyle gördüğünüz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Hava bugün yine sıcak. Esiyor da Allah'a şükür. Oruç tabi biraz orucun enerjisizliği var. İster istemez insan geziyor ormanda. Bir şey yiyemediğimiz için de haliyle tabi arkadaşlar enerjimiz bir zaman sonra düşüyor. Ama yani yatarak oruç tutmaktansa böyle tutmak daha sevabı daha farklıdır. Öyle çok acıkmıyorum. Günler zaten kısa. Yazın ortalarında tuttuk. Yani sıkıntı olmadı. Bugünlerde hiç sıkıntı olmuyor. Allah'a şükür koyun geçide duruyor yani. Geçide yine bugün abim gitti. Öyle. Şimdilik buralardayız. Çok uzatmayalım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tür videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videomuza bize destek için bir like ve yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Yorum sizde. Şimdilik görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.